Cüvetine karakoş nasıl oynattınız diye sorduğumuzda alacağımız cevap davul çalan oynar. Şimdi Hacı Vatına Karakoç yapabilmek için oyununu şöyle şeyler ayarlamamız lazım. Bunların sopaları uzun oluyor. Şimdi genelde Hacı Vat Karakoç'u bağırıyor. Karakoç'um, Karakoç'um neredesin? O da pencereden lap diye çıkar hemen. Şimdi birkaç denemeye bakalım. Deneyelim. Çağır bağırsın bak. Ama bu Vezir Köprü şivesine bağırsın. Öyle diyeyim ben. Daha sonra başka şivelerine devam edebilirim. Şimdi Vezir Köprü daha çok konuşmaları Kırgız, Türkmen o taraflara biraz çaldığı için bir tane kayı, bir tane değişik Oğuzlar vesaireden de gelen halkların bulunduğu yer Köprülü Mehmet Paşa'nın olduğu yer, tabi o bizim eniştemiz. O aslında Boşnak sonradan gelmiş, bizim oradan biriyle evlenmiş, bizim eniştemiz olmuş. Şimdi Karakoç'un Hacı Vat böyle bir güzel bir konuşsun bakalım. Bizim koy hayatında canlandırarak tıpkı bir koyda geçiyormuş gibi bakalım. Aman Karagöz'üm! Aman Karagöz'üm! Neredesin? Bu arada önük çokar. Ben de oğlum tabii canım. Önük çokar. O zamanlarda kapılarda zil olmadığı için. Hıy! Karagöz'üm! Vav Karagöz'üm! Evin içinden bir ses geliyor. Lan! Kim o lan? Lan önüme oynadın lan çocuklar. Lan biri geliyor lan. Karagöz'üm! Bana Karagöz neredesin ya? Aman Karagöz'üm nerelerdesin? Evden dışarı çıktığın yok. Şuna bak hele hala bak duymuyorsun. Kime sesleniyor ey? Aman Karagöz'üm neredesin? Efendim, ve bu arada Karagöz cama doğru, balkona, selamlığa doğru çıkar. Lan! Kim o lan? Karagöz'üm! Ben Hacı Cavcav. Tanımadın mı ya? Lan tanıma oğlum lan. Hoş geldin lan. Lan eve çık lan. Çayını yedirmedik lan. Gel lan. Bu arada hemen evdekiler hemen bir aşağı iner. İlle onun yukarı çıkmasını ister bizim köprüde. İlle çıkacak, çay içecek, yemek yiyecek. Yemek yemeden salmazlı adam. Neyi? Geliyen oraya sen yukarı çıkmayan. Ve yukarıdaki adam yener, aşağıdaki yener gelmeyen dediği zaman yukarıdaki adam onu tehdit eder. Nasıl? Ya Karagöz'üm gitme mi lazım ya? Lan inerim aşağı lan. Lan önüme kislerim lan seni lan.